Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz bilgisayar mühendisi Rıdvan Akar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Rıdvan Akar. 2018 bilgisayar mühendisi mezunuyum. Yaklaşık 5 senedir bu sektörün içerisindeyim. Daha öncesinde de ortaokuldan başlayan bir merakımla bu işe girmiştim zaten. Şu anda da bir aktif olarak bir firmada backend developer olarak çalışmaktayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Aslında bu sektöre ilgim ortaokulda başlayan bir merakla ilerlemişti. Ben ortaokuldayken ilk bilgisayarı aldığımda içerisinde keşfedilmeye beklenen bir sürü bilgi olduğunu gördüm. O bilgileri keşfederekten aslında bu yazılım sektörünün bana göre olduğunu anladım. Lisede zaten ilk yazılımımı orada yapmıştım. Bizim lisedeki bir hocamıza. Ne güzel. O zamanlar etüt merkezi için bir otomasyon yapmıştım. Visual Basic'te yapmıştım hatta o zamanlar. İlk programım böyleydi. Ondan sonra devamında zaten C# devam edip bu sektörde bayağı bir firmaya hizmet verdim. Hala da şu an aktif olarak hizmet vermekteyim. Harika. Zaten bilgisayar mühendisliği çağımızın en önemli mesleklerinden biri. Kesinlikle. Çağımız bilgisayar çağı, yazılım konusu da son derece önemli. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki de. Aslında şu an yazılım olarak bir yapay zeka üzerine çalışmaktayım ben. Şu an aktif olarak bir satranç motoru geliştirmek istiyorum. Yani onunla uğraşıyorum. Şu an yaptığım proje bir satranç tahtasındaki taşları analiz edip onun bulmacasını çözen bir tool. Bu benim kendi yaptığım bir hobi olarak yaptığım bir proje aslında. Şu an tahsis firmasında çalışıyorum bu arada. Tahsis anonim yazılım şirketinde çalışıyorum. Tahsis firmasında da alacak yönetim platformunu geliştiriyoruz. Orada da müşterilerimizin alacaklarını zamanında temin etmesi için çeşitli yazılımlar yapıyoruz. Aktif olarak da zaten kullanılan bir program. Bayağı aktif olarak büyük firmalar kullanıyor. Çünkü biliyorsunuz enflasyonun getirdiği bazı kötü sonuçları maalesef bizim öngörmemiz bazen mümkün olamayabiliyor. Bizim firmamız da bu öngörmeyi çok önemli sağlıyor. Aynen öyle. Yani firmanın sahipleri bu kısımda ilgilenmeyip sadece bize geldiklerinde biz onların o alacaklarını ve işte müşteriyle olan ilişkilerini yönetip zamanında tahsil etmelerini ve enflasyon altında ezilmemelerini sağlıyoruz. Çok önemli bir konu. Gerçekten firmalar için hayati önemi olan. Kesinlikle. Değil mi? Bu alacakların tahsil edilmesi konusu son derece önemli. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ben aslında algoritmik yeteneğime birazcık güveniyorum. Bir de merakıma güveniyorum. Zaten bilgisayarda böyle başlamıştım. Algoritmik yetenek derken şundan kastediyorum. Bir şeyin nasıl yapılabileceğini bilgisayara anlatabilme yeteneği aslında. Bir şeyi ya da bir şeyin nasıl yapılabileceğini kafanda canlandırabilme yeteneği. Ben buna güvenerekten bu mesleğe başladım zaten. Ben lise zamanları kod yazmayı bilmeden bu algoritmik yeteneklerimle birleştirerek, puzzle'ları birleştirmeye benzer bir şekilde kodları birleştirerekten bu işi yapıyordum. Zaten sonrasında hani bunu yapabildiğimi gördükçe bu işe girdim ve diğer kişilere göre birazcık daha başarılı olduğumu gördükçe daha fazla motivasyonum arttı. Şu anda da zaten uğraştığım her şey neredeyse algoritmik şeylerle alakalı. Aktif olarak bir satranç bağımlısıyım. Yani sürekli her gün neredeyse satranç oynuyorum. Güzel. Burada bir stratejik düşünme, algoritmik işte yetenek bunları birleştirerek işte zaten o daha bahsettiğim tool'u hazırlamaya çalışıyorum. Satrançla o algoritmik bir düşünceyi birleştirip bir şeyler çıkarmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda yaparsanız çok ilgi çekeceğine eminim. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii. Firmamız aslında şu an bu enflasyon altında ezilen firmaların bu yükten kurtulmasını amaçlıyor. İleride bu yükten kurtuldukları zaman Türkiye için ya da dünya için daha iyi bir ticaret olacağını söyleyebilirim. Yani daha iyi bir ticaret dünyasının olacağını söyleyebilirim. Firmamız da zaten bunu amaçlıyor. Şu an Türkiye'de milyon hasılatı olan, cirosu olan firmalara zaten hizmet verdiğimiz için bunların bize dönüşleri de milyon dolarlar, TL'ler düzeyinde oluyor. Bir firmanın alacağını bir ay geri çekip ona milyonlar kazandırabiliyoruz aslında.
kredi çekmesini engelleyip enflasyon karşısında ezilmesini engelliyoruz. Benim de aktif olarak hani vizyonum şu aslında, yaşama dair aslında vizyonum şu. İnsanlığa karşı bir katkım olsun istiyorum. Yüksel, bir faydam fayda. Olsun. Aynen. Çok önemli. Yani bu dünyadan hepimiz bir gün göçeceğiz. Yani herkes bir gün gidecek. Ama hani bu süreci düzgün bir şekilde yaşamak, işte insanlığa bir şeyler bırakmak, bir katkı sağlamak istiyorum. Bunun için de aslında sağlık alanında bir şeyler yapmak istiyorum. İnşallah. Ne şu an evet aklımda birkaç tane fikir var aslında. Yani bu biyoteknoloji alanında veya da işte yapay zekayı biliyorsunuz zaten ChatGPT vesaire gibi. Hayatımıza girdi evet, artık. Evet, aynen. Her şey artık sağlık olsun. Sektörü de çok gelişti. Aynen öyle. Ülkemizde. Hı-hı. O yüzden sağlık konusunda yapılacak bir şey bayağı önemli bir hizmet olur. Kesinlikle. Değil mi? Yapay zeka ile birlikte. Kesinlikle. Yani şu an zaten yapay zeka girdikten sonra doktorların mesela %80 doğrulukta bildiği şeyleri yapay zeka %95'e kadar daha net bir şekilde bilebiliyor. Çünkü biliyorsunuz yapay zekada bir istatistik var. Aynen öyle. Bir duygu veriler, yok. Evet, hata yok, objektif. Yorgunluk yok. Aynen öyle. Yani işlemci gücünüzü ne kadar arttırırsanız, bilgiyi ne kadar fazla verirseniz ona göre de zaten iyi bir çıktı alıyorsunuz. Ve yapay zeka bu konuda insanları çoktan geçmiş durumda. Ben de bu alanda hani ufak da olsa bir katkı sağlayıp özellikle sağlık alanında hani insanların çünkü günümüz hastalıklarla özellikle pandemi zamanı hatırlarsınız hani çektiğimiz zorlukları. Maalesef. Hani bunlara bir tık daha böyle faydam olsun isterim açıkçası. Ne güzel. Bu yönde de fikirlerim var, düşüncelerim var. İnşallah en kısa zamanda hedefinize ulaşırsınız. İnşallah. Çok güzel bir hedef. Peki kimler bu işi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Aslında bu konuda çevremden de zaten bana bayağı bir tavsiye açısından işte gelen kişiler oluyor. Ben genelde birilerini değerlendirirken, bu sektöre girmeli mi, girmemeli mi diye değerlendirirken genelde algoritmik yeteneği var mı, yok mu onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü bilgi bir şekilde öğrenilebiliyor. Hani zaten ChatGPT çıktı, o çıktı. Yani bir sürü internetten hazır alacağımız bilgiler var. Bu bilgileri zaten erişebiliyorsunuz ama o bilgileri nasıl işleyeceğinizi bilmezseniz bu işi yapamazsınız. Yani kod bilmeden dahi algoritmik yetenekli bir şey yapabilirsiniz ama kod bilginizde algoritmik yetenek olmadan çok ciddi bir şey çıkartamazsınız. Zaten devir de ona göre evriliyor. Yani internet zaten bize istediğimiz bilgiyi veriyor. Bizim o bilgiyi nasıl kullanacağımız önemli. O yüzden ben genelde bu sektöre başlamasını tavsiye ettiğim kişiler algoritmik yeteneği olduğunu düşündüğüm kişiler. Algoritmik yeteneğiniz yoksa birazcık sıkılabilirsiniz. Çünkü hani Confucius'un dediği gibi işte hani sevdiğiniz işi yapın ki asla çalışmazsınız. Çünkü kesinlikle. Zevk alıyorsunuz, motivasyonunuz tabii. Var. Hani akşam eve gideyim de işte 8-5 yapayım tarzında düşünmüyorsunuz. Değil. Hatta o tam tersi. Süreçten keyif almak değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Bir şey oluşturuyorsunuz çünkü. Kesinlikle. Aktif olarak mesela algoritmik bir şeyle uğraştığınca benim mesela şeyim artıyor, enerjim artıyor mesela. Hani işimi daha çok seviyorum. Hani orada bir tazeleniyor, enerjim tazeleniyor. İşe olan aşkım tazeleniyor. Zaten bizim motivasyonumuz bu olmazsa işte normal standart döngüye girersek bu işi yapamayız. Yaparsak da bize eziyet olur. O yüzden, derinlik düşer. Kesinlikle. Yani o yüzden mesela eğer algoritmik yeteneğiniz yoksa bu sektöre girmenizi çok tavsiye etmem. Varsa da yazılımla bunu birleştirip hani kod bilgisiyle vesaire yapay zeka ile birleştirip düzgün bir şeyler çıkarmaya böyle deneyebilirsiniz. Orada zaten çıktığının sonucu zaten bizi motive ediyor. Hani biz bir şeyler yapıyoruz, bir çıktı görüyoruz. O bizi motive ediyor. Sonra ardından o motivasyonla tekrardan başka bir şeyler yapıyoruz, daha iyisini yapıyoruz. Bu şekilde algoritmik yeteneği olanların bu sektöre başlamasını ben tavsiye ederim. Çok güzel bir tavsiye. Hı-hı. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Aslında izleyicilerimize iletmek istediğim mesaj hani ne yaparsanız yapın. İşinizde iş ahlakı olarak, işte iş disiplin olarak düzgün yapmalarını ben tavsiye edebilirim. Çünkü günün sonunda hani bir vicdanınızla baş başa kalıyorsunuz. O işe ne kadar verim verebiliyorsunuz? O işten ne kadar keyif alabiliyorsunuz? O önemli. Kendilerini geliştirip alanlarında daha iyi bir yere gelmeyi amaçlayabilirler. Bunu yaptıkları zaman da zaten mutlu bir insan olup işlerinde de daha başarılı olabilirler. Evet, evet harika bir mesajdı. Hı-hı. Gerçekten etik değerler önemli. Söylediğiniz hı-hı. gibi güvenilir insan olmak kesinlikle. Çok önemli. Bu şekilde başarıya ulaşmak. Buna ihtiyacımız var zaten. Hı-hı. Harika bir mesajdı. Hı-hı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ben ve başarılar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz bilgisayar mühendisi Rıdvan Akar'dı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.